Arkadakiler durur musunuz? Sen durur. Başkanım. Fotoğraf alacağız. Başkanım. Fotoğraf alacağız. Beyefendi. Evet. Fotoğraf alalım. Bir fotoğraf. Var mı? Aç. Sayın başkanım. Bakın telefonuna falan. Başkanım bir böyle bak. Arkadaşlar. Başkanım buradayız. Başkanım. İyi bayramlar. Sağ olun. Çok değerli yoldaşlarım, bugün her yıl geleneksel olarak yaptığımız burada yapmayı düşündük. Ama buralara sığmayacağımızı artık bunu gördük, bunu biliyoruz. Bir sonraki bayramlaşmamızı daha büyük, daha geniş alanlarda yapacağız. Bundan dolayı il başkanlığı olarak önce bir özürle başlamak isterim. Çok değerli milletvekillerim, çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, çok değerli ilçe başkanlarım, çok değerli ilçe belediye başkanlarım, çok değerli kadın kollarımız, gençlik kollarımız, çok değerli parti mensubumuz, çok değerli muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri ve siz Bursalılar, siz partimin yürekli insanları, cefakar insanları, bayramlaşma törenimize hepiniz hoş geldiniz. Bursa İl Başkanlığı adına saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Değerli mücadele arkadaşlarım, uzun bir zaman sonra nerede hata yaptık demediğimiz ve gözlerimizin içine gururla baktığımız bir bayramlaşma yaşıyoruz. Onun için dolu dolu bayramınız kutlu olsun. Aferin, sizin de. Kutlu olsun daha nice bayramlara, böyle güzel mutlu yaşayacağımız daha nice bayramlara. Değerli dostlar, Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak 31 Mart yerel seçimlerinde bir tarih yazdık. Tam 47 yıl önce kazandığımız 12 Eylül darbesiyle elimizden alınan Bursa'yı tekrar Mustafa Bozbey ile kazandık. Bravo. 37 yıllık Osman Gazi Belediyesi tarihinde ilk kez Erkan Aydın'la kazandık. 47 yıl sonra Mustafa Kemal Paşa'yı Şükrü Erdem'le kazandık. 20 yıl sonra Harmancı Haşim Ali Arıkan'la. Nilüfer'de Şadi Özdemir'le. Gemlik'te Şükrü Deviren'le. Mudanya'da Deniz Dalgıç'ta 6 oklu Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını dalgalandırmaya devam ettik. İnşallah. Değerli dostlar, şunu net olarak bilmenizi isterim ki il başkanlığına adaylık sürecimizden bu yana yaptığımız ne varsa bir tek şey içinde. İstedik ki Cumhuriyet Halk Partililer artık sadece haklı olmasın, artık mutlu olsun, mutlu olsun. Bunu gören ve takdir eden, bana her fırsatta yoldaşlığın ne demek olduğunu hissettiren, omuz veren, gece gündüz çalışan, yüreğini ortaya koyan, inanmaktan vazgeçmeyip bu başarıyı sağlayan yoldaşlarıma binlerce kez teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. İlçelerinde büyük bir mücadele örneği gösteren ilçe başkanlarımıza ve belediye başkan adaylarımıza, kadın kollarıma, gençlik kollarıma, belediye meclis üyelerimize, milletvekillerimize ve tüm örgütümüze ve Bursa'da bir Bursa ittifakı oluşturan bütün Bursalıları yürekten kutluyorum. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Birlikte başardık. Bizler Bursalı hemşerilerimize söz veriyoruz. Büyük şairin dediği gibi, bu kentte yok öyle yokluklar, ölümler. Bir tek başak tanesi bile yalnız kalmayacaktır. Bir tek zeytin ağacı bile yalnız. Öyle bir mücadele vereceğiz ki bu şehirde hiç kimse kendini yalnız hissetmeyecek. İnşallah. 2024 yılında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bursa'ya geldiğinde saltanat düşkünlerinin oyuncağı haline gelmiş bu talihsiz memleket mutlaka hak ettiği yere ulaşmalıdır demişti. Değerli Bursalılar,
Hiç kimsenin şüphesi olmasın, bizler atamızın vasiyetini unutmadık. Nilüfer'de yaptıklarıyla Türkiye'de belediyecilik tarihine geçmiş Sayın Mustafa Bozbey'in hayalleri ve projeleri Bursa'yı hak ettiği yere ulaştıracaktır. İnşallah. Bursa artık yatırımların ve icraatların şehri olacaktır. Kadınların ve çocukların ihtiyaçlarına cevap veren, emeği en yüce değer olarak gören, barışın, kardeşliğin hüküm sürdüğü, herkesin mutlu ve huzurlu hissettiği bir şehir olacaktır. Emin olun, halkı önceleyen bir yerel siyaseti hep birlikte ilmek ilmek öreceğiz. Vereceğimiz bu mücadele karşısında bizlere zorluk çıkarmak isteyenler olacaktır. Daha ilk günden beri seçim sonuçlarını hazmedemeyip parti emekçimiz Zülfikar abiye saldıranlar şunu iyi bilsinler ki asla doğru bildiklerimizden vazgeçmeyeceğiz. Yani bu kentte barışı, yani bu kentte huzuru, yani bu kentte kardeşliği sonuna kadar savunacağız. İnşallah. Buradan açıkça söylüyorum, hiç kimse unutmasın. Bizlere pes edecek diyenler yanılır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde her yürek sonuna kadar özgürlüğü haykırır. Sonuna kadar inancı haykırır ve mücadeleyi haykırır. Değerli mücadele arkadaşlarım, şairin dediği gibi bir sevdayı büyütüyoruz birlikte. İnanın o sevda her geçen gün daha da büyüyor. Ve Bursa'da kazandığımız zaferi ilk genel seçimlerde Türkiye'ye taşıyacağız. Yani ülkenin dört bir yanında Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapacağız. Kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Birlikte kazanacağız. Birlikte başaracağız. İnşallah. Bursa'nın ve Türkiye'nin aydınlık yarınlarına bir selam olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi bayramlar diliyorum. Daha nice bayramlarda bir arada olacağız. Saygılar, sevgiler. Sağ olun. Ne kadar güzelsiniz. Ne kadar. Bakayım şöyle uzaklara. Harikasınız. Tabii il başkanım söyledi. Bugün tabi burada Özgen'den yıllardır hep bayramlarımızı burada yapıyoruz. Sevgili hocamı da gördüm. Hep burada yapıyoruz. Ama buranın bir geleneksel hali var. Ama buranın bir hikayesi var. Bu hikayeyi unutur muyuz biz? Mümkün değil. Unutur muyuz? Mümkün değil. Burada biriken hikayeler sonunda Bursa'nın hikayesini oluşturdu. Onun için il başkanımız dedi ki biz yine geleneksel olarak devam edelim ve Özgen'de bayramımızı kutlamaya devam edelim dedi ve burada topladı bizi. Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Gerçekten anlamı büyük bir yer burası. Ha, bizim gençliğimize gidersek de bizim ayrıca hikayelerimiz var buralarda. Bir gün olur da anlatırsak burada içeride daha burası içerideydi. Zamanında gelip burada okuldan kaçardık lisede. Kaçtığımız zaman gelirdik. Burada o zaman Mehmet abi vardı. Çok eski ama çalışan. O abimiz bizi ağırlardı. Bir tane yoğurt alırdık. 3 kişi 4 kişi arkadaşlarımızla 2 tane de ekmek içeriye girerdik. Bir tane de çayı söylerdi. Birer çay ama o kadar para vardı tabii. Yoğurdu, ekmekle yer, karnımızı doyururduk. Öyle hikayelerimiz var bu Özgen'de, bu parkta diyelim. Onun için sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum. Evet, sevgili il başkanım, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, parti meclis üyelerimiz, ilçe başkanlarımız ve belediye başkanı adaylarımız da var aramızda. Onlar da güzel insanlar, onlar da büyük bir mücadele yaptılar ama finali getiremediler. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, odalarımız, hem esnaf odalarımız, hem diğer odalarımız, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, mahalle temsilcilerimiz, basın mensubu arkadaşlarım. Öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sevgili hemşehriler, iyi ki varsınız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarken
Hepinizin Ramazan bayramınızı da kutluyorum. Sizin de bayramınız kutlu olsun başkanım. Evet, sevginin, saygının, hoşgörünün öne çıktığı mübarek Ramazan bayramınız kutlu olsun. Amin, sizin de. Ailenizle, sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmeniz en büyük dileğimdir. Tabii biz bayramı erken kutlamaya başladık. Çifte bayram kutluyoruz aslında. Hepinizin büyük emeğiyle gece gündüz demeden yaptığınız özverili çalışmalar sonucunda 31 Mart akşamından bu yana bayram havası esiyor. Bayram. Onun için iki bayramı bir arada kutluyoruz şu anda. Evet. Örgütümüzün bütün üyelerine, milletvekillerimize, il başkanımıza ve yöneticilerine, ilçe başkanlarımıza, ilçe belediye başkan adaylarımıza, belediye başkanlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, bütün üyelerimize, meclis üyelerimize, gönül dostlarımıza ve Bursalı hemşerilerime emekleri için yüreğimden tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Desteğiniz öyle değerliydi ki size minnettarlığımı ifade etmekte zorlanıyorum. Ailenizden, hayatınızdan, birçok zamanınızdan fedakarlık ettiniz. Hakkınızı helal edin. Bütün bunları sizlerle birlikte başardık. Hep birlikte başardık. Emin olun. Herkese gösterdik ki el ele verince, dayanışma olunca, hiç kimseyi ötekileştirmeyince zafere ulaşılıyor. Yeter ki isteyelim, yeter ki birlik ve beraberlik içinde olalım. Sevgili yol arkadaşlarım, sevgili Bursalı hemşerilerim, bu kentin evladı olarak sizleri mahcup etmeden, dürüstlükle, adaletle yol yürüyeceğimi bilmenizi isterim. Bu göreve güzel şeyler yapmak için geldik. Çünkü bu kentin artık güzel şeyler yaşamaya ihtiyacı var. Bu kent keyifle yaşanabilir bir düzeye erişmek durumunda. Betonun yerine yeşilini, rantın yerine halkın önemli olduğunu göstermek için bu göreve geldik ve bunu başaracağız. Emin olun. Bu kentte hiç kimse üşümesin, aç kalmasın, eğitimden mahrum kalmasın istiyoruz. İçinde insan olmayan, tekrar söylüyorum, içinde insan olmayan hiçbir projenin öneminin olmadığını da iyi biliyoruz. Hizmetlerimizi yaparken bize oy veren ya da oy vermeyen diyerek hiç kimseyi ayrıştırmayacağımızı ve ötekileştirmeyeceğimizi de bir kez daha tüm Bursalıların huzurunda ifade etmek istiyorum. Öteki sözcüğünü, ötekileştirme sözcüğünü reddeden biriyim ve bütün arkadaşlarımız da aynı şekilde düşünüyor. Halk artık ayrıştırma, kavga, şatafat, biraz önce il başkanım söyledi, İsraf istemiyor. Halk bizden sadece ve sadece hizmeti istiyor. Onu da eşit ve adil hizmet istiyor. Bunu da sandıkta gösterdi mi? Gösterdi. Gösterdi. Bunu da sandıkta gördük. Biz de halkımızın, Bursalıların beklentilerini anlayan, dertleriyle dertlenen bir yönetim anlayışı için çalışacağız. Kibirden ve ayrıştırmadan, ötekileştirmeden uzak kalarak, herkese eşit hizmet götürerek bu halka beklediğini vereceğiz. Yıllardır nasıl ki Nilüfer'de
yapmış olduğumuz hizmetlerle Nilüfer konuşuluyorsa, bundan sonra da herkes Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin belediyecilik anlayışını konuşacak. Onu başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Tabii ki bu başarıyı bütün belediye başkanlarımızla birlikte yapacağız. Onun da altını çizmek istiyorum. Bursa'mızı altyapısıyla, yeşil alanlarıyla, ulaşımıyla, tarih ve kültürüyle, sanatıyla, sporuyla, sosyal belediyeciliğiyle ve elbette ki dayanışması ile geleceğe taşımak için çok çalışacağız. Her bölgeye kreş, öğrencilerimize burs sağlayacağız. Aynı zamanda çocuklarımıza önümüzdeki dönemden itibaren günlük süt vereceğiz. İhtiyacı olan emeklilerimize sözümüz var. Çiftçimize mazot ve tohum sözümüz var. Gübre sözümüz var. İşsize istihdam sözümüz var. Bunları bir bir yerine getireceğiz. Yani yapacak çok işimiz var. Çok. Heyecanımız da bir o kadar çok. Evet. Bursa'yı dünya kentleriyle yarışır hale getireceğiz. Bunun için bize düşen tek şey çok çalışmak. Çok çalışmak. Bunu yapacak gücümüz de var ve bilgimiz de var, birikimimiz de var. Sizler ve gönül dostlarımız, Bursalılar, yanımızda oldukça her şeyi başaracağımıza inancım tam. Onu bilesiniz. Tekrar bayramınızı kutluyor, huzurla, mutlulukla, güzelliklerle dolu bir bayram diliyorum. Bursa'daki yeni dönem hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Çıktığımız bu yolda Allah bizi mahcup etmesin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağlıcakla kalınız.